Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Yemek belgeseli kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik ve lezzetli salata tarifi paylaşacağım. Sözü çok uzatmadan buyurun tarife geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle kettle'da ısıttığım 5 bardak suyu tencereye aldım. içerisine yarım limon ve bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Biz de hemen o sırada mantarları hazırlayalım. Tarif için bir paket mantar kullandım. Mantarları güzelce bol suyla yıkadım. Şimdi aynı videodaki gibi dilimliyorum. Çok ince doğramıyorum arkadaşlar. Çünkü haşlayacağım için eriyip gitmesini istemiyorum. Orta kalınlıkta doğramanız yeterli. Tamamını dilimledikten sonra kaynayan suyun içerisine dikkatlice mantarları ekliyorum. Mantarlar gözünüze çok gelebilir arkadaşlar ama piştikçe ve yumuşadıkça mantar eriyor ve geriye gerçekten çok fazla bir şey kalmıyor. Hemen mantarları kontrol edelim. Evet istediğim kıvama gelmiş. Çok da eriyip gitmesini istemiyorum. Hafif diri kalsın istiyorum. Şimdi süzgece alıp soğumaya bırakalım. Mantarlar bir köşede soğurken hemen o sırada salatamızın diğer malzemeleri olan yeşillikleri doğruyorum. Şöyle 3-4 dal taze soğan kullandım. bir avuç kadar da maydanoz kullandım onu da ince ince kıyıyorum özellikle mantar sevenlerin çok beğeneceğini düşündüğüm çok lezzetli bir salata arkadaşlar bir kere deneyip mutlaka şans verin hem görüntüsüyle göz dolduran hem de tadı ile iştah kabartan bu tarifi umarım severek ve beğenerek yaparsınız 5 adet kornişon turşuyu da küçük küçük doğruyorum. Ve onu da kasenin içerisine ekliyorum. Ardından bir çay bardağı mısırı ve soğuyan mantarları da ekleyelim. Ve son olarak yarım limon suyunu ve 5 yemek kaşığı zeytinyağını da ekledikten sonra salatayı güzelce karıştırıyorum. Ben hemen servis etmeyeceğim için tuzunu şimdi eklemedim ama sizler hemen servis edecekseniz tuzunu bu aşamada ekleyebilirsiniz. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Tabi arzuya göre taze nane, dereotu, roka ile tarifi daha da zenginleştirebilirsiniz. Ve damak tadınıza göre pul biber, karabiber eklemeleri de yapılabilir. Hemen salatamı servis tabağıma alıyorum ve sizlere yakından gösterdikten sonra yavaş yavaş videomun kapanışına geçiyorum. Evet, bugünlük de videomun sonuna geldim. Buraya kadar vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. YouTube kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, afiyetle kalın.